Türkiye'de efendim bir derin devlet varmış. Bu derin devlet de Türkiye'yi Orta Doğu'ya çevirmek istiyormuş. O yüzden de Meral Akşener'i oradan kaldırtmış. Oradan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstereceklermiş. Ama onu da seçtirtmeyeceklermiş. E ondan sonra da Türkiye Orta Doğu'nun bir parçası olacakmış. Suriye gibi bir devlet olacakmış. Şimdi ortada o kadar saçmalıklar, tutarsızlıklar var ki. Levent Gültekin'in de kayışın yanması biraz normal yani. Levent Gültekin gibi hani kimi görüşlerine katılmıyoruz, espri yapıyoruz, gülüyoruz ama sonuçta siyasete benden, Kenan'dan daha çok kafa yoran bir insan. <laughs> çok özür dilerim. Şimdi tabii insanlar bir şeyi aramaya çalışıyorlar. Yani o kadar bir saçmalıkla karşı karşıyayız ki. Levent Gültekin de bunu bir yere dayandırmak zorunda. Kendi kafasında çünkü ya bu kadar saçmalıkla nasıl karşı karşıya kalırız diye çaresizliği hissediyor hepimiz o çaresizliğin bir parçasını aslında üzerimizde hissediyoruz. Yani 6 ay boyunca herkes herkesi fışfışlayıp bütün muhalefeti merak etmeyin merak etmeyin bizim ekipler çalışıyor partili cumhurbaşkanı olmaz şey olmaz bu olmaz Mesela seçilecek olacak biz aday meselesini halledeceğiz asla bu masadan kalkmam deyip bir anda kalkıp acayip laflar edip sonra da gazetecileri arayıp ben kalktım ama neden kalktım bir sor bakalım diye Efendim Ali Babacan oradan kalktı dedi ki bilmem işte öbürü böyle bir efsanelerle ne olduğunu da tam anlamadığımız. Liderlerin de bunu pek anlatmadığı. Şu anda gazetecilerin üzerinden yeni bir anlatı inşa ettikleri bir ortamda. Yani herkes yaşananın sıradan bir saçmalık ya da sıradan hırsların bir sonucu olduğunu anlayamıyor, kavrayamıyor. aklı başında olan herkes diyor ki ya bir dakika bunda herhalde bir başka bir iş olmalı. Oysa çok da başka bir iş yok. Haksız mıyım Kenan? Sen de gördüğün zaman benim gibi düşünmüyor musun? Yani böyle bir derin devlet komploları mı görüyorsun sen de? Ya da arkada büyük stratejik bir zeka var ve adım atılıyor şey. Biz bunu ilk günü yayında dedik ki Kenan'la ya biz bir santranç oynanıyor herhalde. Sonradan dedik ki, ya bu tavla bile değil. Bildiğiniz dama oynanıyor yani. Bir taş ileri gidiyor sonra bir taş geri geliyor. Şu, dün e, Meral Akşener'in 3 gazeteciyi arayıp Meral Akşener'in kurmaylarının ya Akşener aslında masaya geri dönebilir. Yeter ki şu olsun bu olsun diye açıklamalar yapmaları ee, ya da işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun illa ben olacağım diye diretmesi yani bütün yani e, ne bileyim kaybet kaybet oyununda herkes şu anda birbirine çermeler takarak e, bütün e, muhalefetin son aylarda yarattığı bir anlatıyı e, çok güzel bir şekilde e, hiçbir şey yapmayan şu anda sadece duran Cumhur İttifakı'na hediye ediyorlar gibi. Dün akşam baktım ben bütün televizyon kanallarında nasıl hararetli tartışmalar, nasıl herkes böyle şeyle büyük bir futbol maçı yorumlar gibi yorumluyorlar bütün görüşmeleri. Senin de dikkatini çektim, bakabildin mi? Ee, baktım özellikle bir şey olduğunda zaten hemen sosyal medyaya da düşüyor. Herkes işte bu şey komple teorileri arıyor sizin dediğiniz gibi. Bu bu şey Meral Hanım neden masadan kalktı diye. Aslında sadece benim en önemli dikkatimi çeken şu şey şu evet hani masadan da kalkabilir, adaylığına da itiraz edebilir ama 8 aydır hiçbir şey olmamış gibi yani Kemal Bey'in aday olmadığı ya da Kemal Bey'in adaylığının sürpriz olması gibi bir anda böyle masadan kalkması enteresan. Baş başa görüşmeleri var. Hiç mi konuşmadınız diye soruyor insanlar. Herkes diyor ki yani, hani bu adam kaç aydır aday? Siz neden bunu görmediniz? Meral Akşener'e sesleniyor insanlar. Ben, bir, herkes telefonda bizi arıyor. Biz de vallahi biz de bilmiyoruz dedim ne olduğunu ne ettiğini herkes e, birbirini arıyor yani işte, okuşu, şu şu anda herkes bir mantığa tutmaya çalışıyor çünkü çok mantıksız bir şeyle karşı karşıyayız herkes bunun arkasında bir şey arıyor ama büyük bir söylemesi e, ayıp ama kusura bakmayın büyük bir beceriksizlikle karşı karşıyayız yani bir e, hikayeyi böylesine kurup getirip getirip bu noktada e, restleşmeler yani o masadakilerin bir kısmı kazanır bir kısmı kaybeder neyi kazanırlar neyi kaybederler bilmiyorum ama şu anda muhalefette ben kimle görüşsem büyük bir moral bozukluğunda. Yani hani pek çok kişi inanmıştı çünkü inandırdılar yani bu masa meselesini. Ama gördüğüm kadarıyla herkes şimdi yeniden oyun kuruluyor. Ee, yeniden şey yapılıyor yani hani çünkü herkes demeçlerini vermiş bugüne kadar hep seçilecek aday meselesi olmuş. Adem Metan'a mesela Ayşenur Aslan bir program yapmışlar. Biraz önce ona denk geldim. Medyanın 50 tonu hesabında. Ee, o da mesela bak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sormuş Adem Meten. Yayınlayabiliyor muyuz onu? Hazır mı? ha Birazdan alacaklar peki. Bir aldıkları zaman gösterelim. Ee, şey yapıyor şimdi Meral Akşener masaya bak Görüyor edelim. musunuz bugün itibariyle? Bugün seçim olsun. Hayır, hayır. Ben mesela Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam, ki bana danıştığı yok. Yani şimdi hakkını <laughs> da yemin. Ona derim ki sakın ha, sakın ha. Herkes gibi belki ben de Mansur Yavaş'ı Şimdi Ayşe'nin aslında mantıklı bir şey öneriyor. Yani yanlış bir şey değil ama şimdi herkes bütün eski söyleyenleri, atılan tweetleri yavaş yavaş silmeye de başladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu pohpohluyorlar. Ya siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilmezsiniz. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu şöyle badem gözlü, şöyle deha, şöyle işte şeydir. Yani bakıyorum böyle. Ve de şunu bakıyorum. Yani biz böyle hani büyük deha bir siyasi zeka beklerken yani şu anda CHP'yi dışarıdan baktığım kadarıyla bakın bizim benim yani CHP'den kimseyi aradığım hani bazı gazeteciler var ya işte beni aradılar. Oradan dedim ki bak Tuncay, Tuncay'ı kapattım işte öbürünü aradım. Ona kapattım bunu. Bizim öyle bir kulis bilgimiz de yok. Sadece sizin gibi bir adım geriye çekiliyorum. CHP şu anda 6 gazeteci yönetiyor yani. 6-7 tane gazeteci. 2-3 tanesi içeride, 2-3 tanesi dışarıda. Bütün şeyler yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani büyük o dehası dediğim şeyi 6-7 gazetecinin vizyonu yönetiyor bence. Kötü bir şey olarak söylemiyorum. Yanlış anlamayın ya. Yani. Küçümsemek için de söylemiyorum. En azından 6-7 gazeteci var. Diğer tarafa bakıyorum. Bir iki tane bile yok gazeteci yani. <laughs> Durun ya yapmayın ne yapıyorsunuz? Ya en azından şöyle metin yazmayalım bunları söylemeyelim diyen de yok yani. Ee, tabii böyle anlar aslında liderlerin de kazandığı, kaybettiği ve yeni liderlerin de ortaya çıktığı anlar. Yani deprem, 99 depremi Türkiye'de bir siyaseti silmişti, bir dönemi kapatmıştı yani. Üzerine damga vurmuştu. Aslında bu ilginç bir şekilde depreme denk gelmesi, bütün bu tartışmaların burada olması kimi liderleri büyütecek, kimi liderleri ise küçültecek. Sadece masadan kalktığı, masadan oturduğu için değil. E, aynı zamanda sustuğu için ya da aktif olmadığı için de e, şey olacak. Değil mi baktığın zaman şimdi mesela burada dün ben bir tek Ali Babacan'a mesaj attım geceliğin. Dedim ki Ali Bey yani konuşacaksanız bugün konuşmayacaksanız ne zaman konuşacaksınız yani? Beşli masanın içinde kaybolup gideceksiniz bu şeyde. Yani şu dönemde siz inisiyatif alıp e, konuşmayı düşünürseniz bekleriz dedim. Ya de biz dedi karar aldık dedi. Hafta içinde yani işte bugünkü toplantı sonrasına kadar konuşmayacağız ama sonrasında konuşuruz dedi. Bir gün ayarlayalım dedi. Mesela ne yapacak Ali Babacan Merak ediyorum çünkü orada şimdi Deva Partisi Deva Partisinin yapacağı şey aslında taban olarak baktığın zaman e, İyi Partiye çok yakın bir taba, taban. İyi Partide de bir yılgınlık ve hayal kırıklığı var. Şimdi oradan da kaçışlar olacak masaya gelişleri. Nereye gelecek? CHP'ye mi gelecek? Peki nasıl gelecek yani? Armut piş, azma düş mü olacak? Öyle bir şey olacağını da zannetmiyorum. E, <laughs> oyun oyunda bir sıkıntı oyunda bir sıkıntı var bence. Mesela Acandaş'a söylediği sözler çok ilginç. Baktım ki diyor benim dışındaki herkes Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış diyor. Ee, şimdi herkes e, Gültekin Uysal'ından e, tüm diyen 4 3 partiye de Saadet de e, ondan sonra Ali Babacan Deva ekibi de Gelecek Partisi de Bunlar hani olumsuz bakmayız demişlerdi e, şeyin adaylığına, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına. 8 aydır bir tartışma var. Diyor ki Mevlana'nın herkes anlaşmış, görüşmüş diyor. Ya orası biraz garip. Bir de niye beklediğiniz bu kadar? Hani en önemli şey bu. Şu an iki soru soruluyor Cüneyt Bey. Bir, neden bu zaman? Eğer ikinci olarak da siz Mansur Yavaş'la da İmamoğlu'yla görüşmeden neden aday, aday şeyini söylediğiniz, Çağrı yaptınız. Onlar da kabul etmedi. Yani iki noktada İYİ Parti'ye ciddi bir yüklenme var. Bir zamanlama açısından. Hem o ee, hem de şu dün akşamki durum da bence çok parlak değil. Yani İşte oradan üç ayrı gazeteci arayıp e, bir olayı bir gazetecilerin üzerinden bir anlatı oluşturmaya çalışması Meral Hanım'ın. Ya öyle bir şey varsa çıkın konuşun. Ben de onu anlamıyorum. Yani masadan kalkıyorsunuz. Hani bunu geçtim ben hani İyi Parti bir destekleyenlere. Altılı masada size güvenen bir sürü insan vardı. Çıkıp bir açıklama yapın ya. Orada bir cümle kurdunuz, gittiniz. Hiç kimse ne olup ne bittiğini bilmiyor. Gazeteciler anlatıyor. Oradan diğer gazetecilere oraya katılan konuklar yalanlıyor. Diyorlar ki yok Ali Babacan kalktı, Ali Babacan kalkmadı. Yani böylesine önemli bir adım atılmış ve de yani berbat bir iletişimle karşı karşıyayız. Yani açık söyleyeyim İyi Parti tam bir türbülansta şu anda.